Gastroenteritten çoğu zaman mide virüsü ya da mide gribi olarak bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Hatta eğer daha evvel mide gribine yakalandıysanız belirtilerini de muhtemelen biliyorsunuzdur. İshal, kusma, bulantı ve dehidrasyon gastroenteritin belirtileri arasındadır. Peki tüm bu belirtilere sebep olan şey nedir acaba? Az önce mide virüsü dediğimizde aslında bir miktar fikir sahibi olduğunuzu düşünüyorum gastroenterite bakteriler de sebep olabiliyor ama bu duruma çoğu zaman virüslerin yol açtığını söyleyebiliriz. Bu virüslere örnek olarak adenovirüsleri, sapovirüsleri, rotavirüsleri, norovirüsleri ve astrovirüslerini sayabiliriz. Gördüğünüz gibi gastroenterite sebep olan bir sürü virüs saydık ama bunların hastalığa sebep olan virüslerden sadece birkaçı olduğunu bilmelisiniz. Peki enfeksiyonun viral mi yoksa bakteriyel mi olduğu nasıl anlaşılır? Viral enfeksiyonda sulu ishal görülürken, bakteriyel enfeksiyonda kanlı ishal görülür. Buna ek olarak bakteriyel gastroenteritte belirtiler arasında ateş de görülebilir. Bu arada sulu ishalin zaman zaman bakteriyel enfeksiyonlarda da görülebileceğini belirtelim. Ama yine de genel hatlarıyla ikisi arasındaki ayrım bu şekilde yapılabilir. Evet isterseniz şimdi hastalığı anlatmaya virüsün vücuda girişiyle başlayalım. Bulaşma genellikle dışkı ağız yoluyla gerçekleşir. Gastroenterite olan birinin dışkısında gastroenterite sebep olan virüs bulunur. Şimdi bu kişinin tuvaleti kullandıktan sonra ellerini iyice yıkamadığını düşünelim. Elleri iyi şekilde temizlenmediğinden ellerinin üzerinde bir miktar hastalık virüsü taşıyor olabilir öyle değil mi? Virüslü elleriyle bir yerlere dokunan bu kişinin bir şeylere mesela yemeğe veya içme suyuna değdiğini düşünün. Dokunduğu yerlere sağlıklı bir kişinin dokunması daha sonra da önce ellerine geçen bu virüsün ağzı yoluyla vücuduna girmesine izin vermesiyle hastalık ona da bulaşmış olur. Peki virüs vücuda girdikten sonra neler olur? Evet, bunun için de mide bağırsak yolunu yakından incelememiz gerekiyor. Mide bağırsak yolunun tamamını kaplayan mide bağırsak duvarına gelin bir göz atalım. Midemizden ince bağırsağımızın ötesine kadar mide bağırsak yolunu kaplayan bu duvara mide bağırsak duvarı adı verilir. Anlaştık mı? Bu duvara biraz daha yakından baktığımızda birçok katmandan meydana geldiğini görürüz. Şimdi buradaki yeşil katmana biraz daha yaklaşalım. Evet, bu dokuya epitelyum adı verilir. Ve epitelyum besinlerin ve suyun sindiriminden ve emiliminden sorumlu hücreleri barındırır. Virüsler epitelyuma saldırır. O yüzden burada yarattıkları yıkımı daha iyi anlayabilmek için epitelyumdaki hücrelerden birine yakınlaşalım. Evet, size sindirim ve emilim gibi çok önemli fonksiyonları olan epitel hücrelerden birini çizdim. Şimdi bu hücrenin bir virüste karşı karşıya kaldığını hayal edelim. Virüsün Proteinlerden meydana gelen kapsit adında bir kabuğu vardır. Kapsitin içinde nükleik asitler de bulunur ve bunlara DNA veya RNA da dahil olabilir. Virüs çoğalmak ister ama çoğalması için gerekli enzimlere sahip olmadığından onun üremesine yardımcı olacak enzim ve mekanizmalara sahip olan bu hücreye saldırır. Hücreyi işgal eden virüs hücrenin DNA'sını, protein sentezleyen enzimlerini ve diğer mekanizmalarını kendi amaçları doğrultusunda kullanır. Böylelikle de birdenbire bir sürü viral protein ve viral nükleik asit üretilir. Bu viral proteinler ve nükleik asitler bir araya geldiklerinde diğer epitel hücreleri enfekte edecek yeni virüsleri oluştururlar. Kısacası buradaki hücre artık bir virüs üretim fabrikasına dönüşmüştür. Buna ek olarak virüs bu dönüşüm sırasında epitel hücrenin kendi fonksiyonlarını yerine getirmesini de engellemeye başlar. Mesela etrafına epitel hücrenin eminim fonksiyonunu yerine getirememesine sebep olacak bir toksin salgılayabilir. Ya da bazı proteinleri deaktive edip besin sindirimini devre dışı bırakabilir. Özetle epitel hücreleri kendi fonksiyonlarını yerine getiremeyecek duruma getirir ve onları birer virüs üretim fabrikasına dönüştürür. Viral gastroenterit şüphesiyle doktora gittiğinizi düşünelim. Doktor, patojenin bir virüs olup olmadığını anlayabilmek için sizden dışkı örneği isteyecektir. Buna ek olarak dehidre olup olmadığınızı anlamak ve bunun göstergesi olan sodyum kreatinin gibi değerlerinizi ölçmek için bazı kan testleri yaptırmanızı isteyebilir. Tüm bu testler yapılıp Viral gastroenteritiniz olduğu teşhis edildikten sonra belirtiler birkaç gün ya da yaklaşık bir hafta kadar devam edecektir. Viral gastroenterit vakalarında genellikle ilaç kullanılmaz. Örneğin antibiyotikler faydalı olmayacaktır. Çünkü bunlar virüsleri değil bakterilere hedef alırlar. O yüzden antibiyotikle tedavi uygun değil. Aman unutmayın. Belirtileri tedavi edebilmek için yapılacak en doğru şey sıvı ve su tüketimini arttırmaktır. Evet, Yaşanan dehidrasyonun önüne geçilebilmesi için hastaların bol bol tuzlu ya da şekerli su içip sıvı tüketmeleri önerilir. Viral gastroenteriti teşhis ve tedavi etmenin yollarını öğrendik. Son olarak bu virüse maruz kalmamak için hijyene dikkat edilmesinin çok ama çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ellerinizi güzelce yıkayın. Yiyeceklerinizin iyi piştiğinden emin olun ve temiz olduğundan emin olduğunuz suları için. Bunlara ek olarak Gastroenterite yakalanmamak için aşı da yaptırabilirsiniz. Aşı bilindiği üzere hastalığı yapan virüsün zayıflatılmış halidir ve buna canlı atenüe virüs adı verilir. Bu virüsü birine aşıladığınızda virüs epey zayıf ve zararsız olduğundan kişi belirtileri göstermez ama bağışıklık sistemi bu virüsle tanışmış olur. Ve bağışıklık sistemi bir gün gerçek virüsle karşılaştığında ben bu virüsü daha önce görmüştüm, işte şimdi belirtilere yol açmadan onu durdurmalıyım der. Bunun gastroenterit rotavirüsü için bir aşı olduğunu belirtmiş olalım. Bu aşının kullanıldığı ülkelerde rotavirüsünün diğer ülkelerde olduğu gibi büyük sorunlara yol açmadığını, hatta birçok kişinin hayatını kurtardığı için aşının gerçekten çok önemli olduğunu da eklemek istiyorum.